Abi. Neredesin Adnan? Çay götürecektim de Uçtu abilere. Uçtu abiler derken kim var yanında? Hatice abla. Başka? Başka kimse yok. Hangi oda? Şurası. Ver ben götürürüm Adnan. Bir yanlış mı yaptım abi? Henüz değil Adnan. Sen aşağıda bekle. Belki gelen giden olur. Sağ ol Hatice. Allah razı olsun. Ama hasta ziyaretinin kısa olanı makbuldur. Çık git daha öne. Gideceğim, gitmesine de. Bir şeyler oldu, onları senden konuşmaya geldim. Ne olduysa oldu Hatice. Beni ilgilendirmez. Dedikodu mu yapacağım bu yaştan sonra? Olanların sebebi biraz da sensin Hurşit. Dedikodu değil. Ben neye sebep olmuşum? Kocamla ayrılmak üzereyiz. O nereden çıkmış? Seviyor adam seni. Ben gözünde gördüm. Sen de beni seviyorsun ya. O da senin gözünde görmüş işte. O aptal mıdır? Senin gözüne bakmayayım. Senin gözüne baktığında anlar ki sen onu seviyorsun, beni değil. Öyle olmasına öyle. De sen vurulunca ben çok üzüldüm. Öleceksin diye çok korktum. Sonra bir de ambulansta elini tutunca gurur incinmiştir. Elimi mi tuttun? Tuttum. Kalbin durmuştu. Niye tutarsın elimi? Bırak durmuş kalbim. Sana ne? Huysuzluk etme de dinle. Biliyorsun, benim sana hiçbir zaman meylim olmadı. Sen beni istettiğinde çok gençtim. Sonra kocamı sevdim, evlendim. O gün bugündür de mutluyum. Çok sonra duydum ki senin bana sevdan geçmemiş. İnsan olarak bu hoşuma gitti tabii. Ne gitmiş hoşuna? Birinin seni sevmesi, senden başka biriyle bir hayat kurmaması hoşuna mı gitti? Ha gitti, ne yalan söyleyeyim. Bir kadın olarak değil. Gururum okşandı. Özel, önemli hissettim. Bak. Ben sana hislerimi anlatayım. Bil. Benim Hatice diye bir kıza sevdalandığım doğrudur. O kız 25 sene önce memleketten İstanbul'a göçmüş. Sonra duymuşum. Evlenmiş. Çoluğu çocuğu olmuş. Mutluymuş. Allah mesut bahtiyar etsin. Benim sevdalandığım benim sevdamdır. Sen değilsin. Ben bir daha bu duygularla birine bakmamışım. Baksaydım ben de yuva kurardım. Sonra getirdiler beni buraya. Seni gördüm. Sana karşı öyle bir şey hissetmedim.
Mahcubum. Sana zamanında talip olmuşum. Evlenip barklanmışsın. Utanmam, yere bakmam. Kocanın gururunu incitmemek içindir. Yani sen benim sevdiğim kadın değilsin. İsimleriniz aynıdır. O kadar. Ona şüphem yok. Senin sevdana da, emaneti de nasıl sahip çıktığını herkes iyi bilir. Ama... De o amasını. Ama ben bunu kocama anlatamam. Kızım da bir şeyler öğrenmiş, ona da anlatamam. En iyisi sen memlekete dön. Bir daha da buralara gelme. Ha. Bunu de bana. Yanlış anlama. Senden bir rahatsızlığım yok. Benim de bu İstanbul'dan rahatsızlığım çok Hatice. Sen Adnan'ı kapıdan çek. Ben çıkıp gideyim. Senden tek isteğim... Hızır Reis'ten kaçıp gitmiş olmayayım. Başında bu kadar bela varken. Sen uygun lisanı münasiplen söylersin. Söylerim. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Bir ferman bekledim. O da geldi. Toprağıma döneceğim.